destan sınıfta yazılabilecek bir metin türü değildir. Yani 40 dakikalık bir ders süresinin 10 dakikası nasılsınız, iyi misiniz, defter doldurma, defter imzalamayla geçer. Son 10 dakikasında öğrenci zaten ders bitti gözüyle bakar. 20 dakikada aksakallı ermiş, kurt, rüya, ağaç, ışık üzerine yazı yazmamız mümkün değil. Ben uygulanabilir etkinliklerin olmasının yazı yazma faaliyeti anlamında öğrencilere daha katkı sağlayabileceğini ifade etmeye çalıştım. Yoksa destan türünün özellikleri mutlaka anlatılıyor. Öğretim programında da var. Fakat bunları bilmek destan yazmak için yeterli etken değil. Bunu söylemeye çalıştım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Şamil Hocam. Evet, bir sorumuz daha var. Galiba Ahmet Zeki Bulunç Bey soracaktı. Evet. Buyurun. Soru değil aslında, Gökçe Hocamızın sunduğu öneri açısından destekleyici bir değerlendirme yapmak istiyorum. Son derece önemli bir noktaya değindi Gökçe Hocam. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim alanında maalesef hem tarihimiz hem edebiyatımız bağlamında bir programın parçası olarak büyük sapmalar vardır, tahripler vardır. Hatta bazı mücadele dönemindeki, varoluş mücadelesi diye adlandırdığımız dönemdeki savaş kalıntılarını karşı tarafa düşmanlık yapılmaması gerekçesiyle, kin güdülmemesi gibi ileri sürülen gerekçelerle o binalar yıkılmıştır. Bugün eğitimi görüşüyoruz. Magosa'da Sakarya bölgesi diye adlandırılan bir Türk bölgesi vardı. Orada 3 katlı bir ilkokul binası geri tepkisiz bazuka ve benzeri silahlarla delik deşik edilmişti. Uzun yıllar o kaldı. Fakat anlam planı sürecinde özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin o dönemdeki genel başkanının eğitim bakanı olduğu dönemde o bina yıkılmıştır. Dolayısıyla tarihimiz her yönüyle tahrip edilmektedir. Örneğin Saint Hilaryon'a gidildiği zaman Saint Hilaryon Kalesi savaş alanıdır. Mücadelenin çok önemli kilit noktalarından bir yerdir. Ama binanın tarihi eserler bölümüne girdiğimiz zaman hiç mücadele dönemi, yani 1963 ile 1974 arasındaki döneme ait kale içindeki bilgilerde yer alan bir durum yoktur. Dolayısıyla tarih bize Batı'nın istediği çerçevede empoze edilebilecek bir şekilde emperyalist devletlerin görüşleri ve Rum-Yunan tarafının politikalarına hizmet edecek şekilde değiştirilmektedir ve yapılan mücadelelerde maalesef göz ardı edilen Doktor Küçük'ten, Rauf Denktaş'tan ve diğer liderlerimizden söz edilebilecek ortamlar bile kaldırılmıştır. Bunun maalesef çok kötü bir yansımasını bir süre önce eski zamanlarda veya bir zamanlar Kıbrıs dizisinin ortaya koyduğu senaryoları ve görüntüleri yaşadık. Türkiye'yi bile etkileyen veya Türkiye'den de etkilenecek bir politikanın güdüldüğünü görüyoruz. O bakımdan Gökçe Hocam'ın ortaya koyduğu önerinin çok detaylı bir şekilde gündeme getirilip topyekün bir yeni düzenleme ve tarih açısından hem dünümüzü hem bugünümüzü hem de geleceğimizle bağlantılı bir programın uygulanmasının sağlanması gereğine inanıyorum. Teşekkür ederim Gökçe Hocam'ın bu değerlendirmesi için. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sunumu sağlayan Şamil Yeşilyurt Hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah metninizi tam olarak inceleme imkanı bulabiliriz. İnşallah. İyi sempozyumların devamını diliyorum efendim. Teşekkür ederim Sayın Ahmet Zeki Bulunç Bey. Evet, Şamil Hocamıza teşekkür ederiz ve katkı koyanlara da. Tabii bu arada Çam Limanı Akademisi'ne de bir konu çıkmış oldu. Kıbrıs'taki özellikle Türkçe, Türk Dili Edebiyatı ve Tarih kitaplarıyla ilgili güzel bir çalıştay veya bir panel olabilir. Evet, ben sözü uzatmadan ikinci konuşmacımız yine edebiyat alanında uzman Doktor Ahmet Üngüder'e sözü vermek istiyorum. Ahmet Üngüder Turizm ve Çevre Bakanlığı'nda çalışıyor. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nde konusu Kıbrıs Türk Basın Tarihi'nde
Hakikat Gazetesi'nin yeri. Buyurun Sayın Ahmet Ulvi'de. Sesi açalım Ahmet Bey. Barbaros Bey, Ahmet Bey'in sesini açabilir miyiz? Şu an açık hocam. Tamam, teşekkür ederiz. Ahmet Bey buyurun, sesiniz açık. Çıkış mı yaptı acaba Ahmet Bey? Yanlışlıkla. Evet, şu anda listede görünmüyor. İstiyorsanız bir sonraki soruma geçelim hocam. Ahmet Bey gelince geri onu şey yaparız. Tamam, o zaman Ahmet Bey'i takip edelim. O zaman üçüncü konuşmacımız Sayın Uzman Müdür Mehmet Metin'e Adalet Gazetesi'nden gözünden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı. Yalnız Ahmet Bey geldi, bir deneyelim Ahmet Bey'i. Evet, Ahmet Bey. Ahmet Bey, sesinizi açabilirsiniz. Evet, sesin geliyor evet, mu? Tamam, buyurun. Evet, kusura bakmayın. Bu aksaklıktan dolayı kıymetli oturum başkanım, kıymetli hocalarım, kıymetli katılımcılar, her şeyden önce bu organizasyonda, bu sempozyumda olmaktan dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. İnşallah bu salgın tez zamanda sona erer ve yüz yüze birlikte daha güzel konferanslar gerçekleştiririz. Sözlerime başlamadan önce Ahmet Bey'in Sentilaryon Kalesi hakkında sitemlerini işittim. Lütfen en kısa zamanda dairemize veya bana bir yazılı müracaat yaparsa yetkili yerlere bu güzel isteklerini, haklı isteklerini bildirir ve doğrusu yapılacak neyse de onu hızlı bir şekilde süratle yaparız. Evet efendim, benim bugünkü konum Kıbrıs Türk basın tarihinde Hakikat Gazetesi'nin yeri olacaktır. Gazete türünün kültür yaşantımıza girmesiyle hitap edilen kitle geniş halk çevreleri olduğundan daha yalın ve daha açık kısa cümlelerden kurulu bir nesir dili ortaya çıkar. Bir başka ifadeyle gazete türü uzun yıllar sürecek, sadeleşme hareketlerinin de fitilini ateşler. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde basının doğuşu ve gelişmesi, basın tarihi, gazetelerin yayın politikaları, yazarları, işlerin haber edilen konular gibi pek çok mesele üzerinde akademik çalışmalar yapılmıştır. Osmanlı Türkiye'sinde ortaya çıkan herhangi bir sosyal, ekonomik ve kültürel değişiklik, yenilik Kıbrıs Türkleri arasında da 10 ile 20 yıl arası dilinde gecikmeli de olsa takip edilme ve uygulama imkanı bulur. Osmanlı Türkiye'sinde 1960'lardan sonra gelişen sivil gazeteciliğin Kıbrıs Türklerine yansıması 1880-1890'lardan sonra olur. Elimizde bulunmayan ancak kaynaklarda zikredilen 1889 tarihli kısa bir süre çıkan Saadet Gazetesi'nden sonra Kıbrıs'ın ilk Türkçe gazetesi 1891-1900 tarihleri arasında yayınlanmış olan zamandır. Kıbrıs'ta 1891'den 1963'e kadar çıkan eski yazı yani Osmanlıca ve yeni yazı Türkçe gazeteler hakkında basın tarihi niteliğinde bir çalışma Harit Fedai ile Ahmet An tarafından örnekleriyle Kıbrıs Türk basın tarihi 1 1891-1963 adıyla hazırlanmıştır. Buradan öğrendiğimize göre de ilk gazete zamanın baş yazarı Muzaffer Ettin Galip, Ankebut yani Örümcek Gazetesi'nin yayın amaçlarını Kıbrıs Türk eğitim ve ahlakına hizmet etmek, Rum basınına ve İngiliz sömürgeciliğine karşı savaşın vermek, milli bilinci uyanık tutup ana vatana bağlılığı sürdürmek, toplum sorunlarına çare aramak ve doğru haber yapmak şeklinde
yorumlar. Tabii bunlar şimdi size kısa olarak anlatıyorum. Tam metniyle Allah nasip eder yayınlanırsa orada okuma fırsatı bulacaksınız. Evet, ben makalemi dört başlık, ana başlık altında topladım. Bunlardan birincisi Kıbrıs'ta Türkçe basının doğuşu ve gelişmesi. İkincisi Kıbrıs Türk basınında Hakikat Gazetesi'nin yeri ve özellikleri, yazar kadrosu, işte yazar kadrosunun içinde ana yazarlar, Kıbrıslı ve meslekten aydınlar, Türkiye yazarları ve iktibasları, dış Türkler, gayrimüslim yazarları, dördüncü konu olarak da gazetenin teknik özellikleri ve sonuç bölümüyle yazımını sonlandırdım. Evet, birinci bölümde Kıbrıs'ta Türkçe basının doğuşu ve gelişmesi 1890 ve 1923 tarihleri arasında kısaca bir değinelim. 1878 yılına kadar doğrudan Osmanlı Türk yönetiminde kalan Kıbrıs'ta Türkler bu tarihte İngilizlerin yerleşmesinden sonra yönetici konumunu kaybeder. Buna rağmen Anakara'daki Osmanlı Türk kültür örneklerinin devam ettiği görülür. Bir yanda Lefkoşa Mevlevi Hanesi etrafında şekillenen Kıbrıs Türk Divan Şiiri, bir yandan da Kıbrıs'a günlük yaşantının siyasi ve sosyal olayların şiire destan türü olarak yansıdığı halk edebiyatı numuneleri mevcuttu ve bunlar görülmektedir. İngiliz laiha idaresine kadar adada matbaa yoktu. Bundan ötürü Türk ve Rumların bastırmak istedikleri kitaplar İstanbul'a, oradaki Rum ve Türk matbaalarına gönderiliyordu. Gazeteler ise Anakara'dan temin edilmekteydi. İngilizlerin adaya gelişiyle birlikte matbaayı getirdiklerini ve kendi propagandalarını yapmak için İngilizce gazete çıkardıkları görülür. İngilizlerden sonra matbaa ve gazetecileri Rumlar el atmış, bastırdıkları kitap ve gazetelerle hem Rum toplumunu bilgilendirmiş, kamuoyu yaratmış, hem de Kıbrıs Türklerine karşı hasmane sayılabilecek yazı politikası yürütmeye başlamışlardı. İşte Rum gazetelerinden belli bir süre sonra Rum basınına tepki koymak ve Türk varlığını göstermek amacıyla Kıbrıs Türk basını yavaş yavaş ortaya çıkar. Kaynaklarda Kıbrıs'ta ilk Türkçe gazetenin 1879'da Larnaka'da basılan Ümit ve 1889'da kısa süreli çıkan Saadet olduğu söylenmektedir. Kıbrıs Türk Kültür Tarihçisi ve Araştırmacısı kıymetli hocam Harit Fedai, Saadet gazetesinin bir çeşit gazetevari reklam broşürü olduğunu, ilk Kıbrıs gazetecisi Ahmet Tevfik Efendi'nin Saadet'i gazete saymayıp ilan yayınlandığı yönündeki beyanını ve Mehmet Remzi Okan'ın bütün aramalarına rağmen Saadet'in tek bir nüshasını dahi görmediği yönündeki sözlerini ileri sürerek imtiyaz sahipliğini Tüccarbaşı Hacı Derviş Efendi'nin üstlendiği 1891 tarihli Zaman Kıbrıs'ın uzun soluklu ve elde mevcut ilk Türkçe gazetesi olduğunu savunmaktadır. Ancak her iki gazetenin kaynaklarda adı geçmesi dışında nüshaları günümüze ulaşamadığından şimdilik 1891'de yayın hayatını artıran Zaman Gazetesi'nin Kıbrıs'ın ilk Türkçe gazetesi olduğunu belirtelim. Şimdi kronolojik sırayı vaktimizi almamak adına basın tarihinden metninde verdim bunları. Daha sonra yayınlandığı takdirde okuma fırsatı bulabilirsiniz. İkinci bölüm Kıbrıs'ta Türk basınında Hakikat Gazetesi'nin yeri ve özellikleri. 1923 ve 1933 yılları arasında kendisinden önceki Kıbrıs Türk gazeteleriyle karşılaştırdığımızda daha uzun ömürlü olarak karşımıza çıkan Hakikat Gazetesi 10 yıl boyunca Kıbrıs Türk basınına hizmet eder. Kıbrıs'ta İstanbul basın ve yayın hayatına göre doğal olarak daha zayıf ve zor şartlarda gazetecilik yapılmaktaydı. Teknik alet ve edevatın eksikliği veya yeni olmayışı, kağıt bulmaktaki sıkıntı, İngiliz yönetiminin ve Rum ileri gelenlerinin matbuattaki zorlama ve engellemeleri Türklerin gazete yayımında karşılaştığı sorunlardandı. Kıbrıs Türklerinin ekonomik sıkıntılarından boğuştuğu
ahalinin eğitim seviyesinin çok yüksek olmadığı 19. ve 20. yüzyıl başlarında kitaba ve gazeteye gereken değer verilmiyordu. Kütüphane kurmak, gazete okumak ayrıcalıklı orta ve daha üst kitlelerin bir uğraşı gibi görülmekteydi. Hatta eşi vefat eden hanımlar onun eşyalarıyla birlikte kitap ve gazete koleksiyonlarını ya dağıtıyor ya ısınmada yakmak için kullanıyorlardı. İşte bu yüzden birçok Kıbrıs baskısı kitap kolay bulunamadığı, eski Kıbrıs Türk gazete ve dergilerinin yayınlandıkları evrelerin tam takımlarını bulmak da mümkün olmamaktadır. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman ilk sayısı 18 Eylül 1920'de Larnaka'da Ankebut adıyla çıkıp 1923'te 135. sayıdan itibaren Hakikat adını alan gazetemizin 10 yıl süreyle yayın hayatına katılması önemli bir başarı olduğunu söyleyebilirim. 1923 ve 1933 yılları arasında çıkmış olan Hakikat'in imtiyaz sahibi Derviş Ali Remmal yazı işleri müdürü ise gazetesi yazar ve şair Mehmet Fikri'di. Hakikat gazetesi 18 Eylül 1920'de Larnaka'da yine Mehmet Fikri'nin yazı işleri müdürlüğünde çıkan Ankebut yani Örümcek adlı gazetenin 12 Mayıs 1923'te Hakikat adını alarak bir çeşit devamı niteliğindedir ve 5 Nisan 1933'e kadar basın hayatı içerisinde yer almaktadır. 4 sayfa olarak haftada bir çıkan Hakikat'te günlük haberler, çeşitli konularda köşe yazıları, edebiyat parçaları yer alır. Kıbrıs Türk Edebiyatı'na ait şiir, tiyatro, hikaye, romanların öncelikle gazetede çıkması, tefrika edilmesi ve daha sonra kitaplaşması basın edebiyat ilişkisi birlikteliği açısından önemlidir. Osmanlı Türkiye'sinde yer alan Karagöz Orta Oyunu ve Mettah'tan kurulu geleneksel Türk tiyatrosu, divan şiiri Kıbrıslara sürmüş ve 1870'lerden sonra Osmanlı Türkiye'sinde gelişen batılı edebiyatın Kıbrıs'ta temeli 1873-1876 yılları arasında Maos'a sürgünde kalan yenilikçi ve özgürlükçü şair Namık Kemal tarafından atılmıştır. Böylece Kıbrıs'ta da batılı edebiyatın ürünleri kaleme alındı ve birçok gazete şair ve yazarın yetiştiği görülür. İşte onlardan biri Ankebut ve daha sonra Hakikat Gazetesi'nin sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Fikri'dir. Değerli hocam, normal süremiz doldu. Toparlarsanız çok seviniriz. Evet. Soru cevaba geçelim sonra. Toparlayalım. ...1571'den itibaren Türk varlığının bulunduğu Kıbrıs adasında en eskilerden beri bir Türk edebiyat ve basın hayatı, gazeteciliği mevcuttur. Bu edebiyatın ana kara Osmanlı ve Türk edebiyatları ile basın hayatının bir devamı ve kolu olduğu yayınlanmış edebi eserlerden, gazete ve dergilerden anlaşılmaktadır. Bu eserlerde ve basın organlarında Kıbrıs Türk varlığına özgü tem sorun ve konular işlenmekle birlikte daima ana kara edebiyatını ve basın dünyasını takip etme, örnek alma söz konusudur. Evet, geniş bir coğrafya yayılmış olan Türklerin Rodos, Girit ve Kıbrıs başta olmak üzere Akdeniz adalarından meydana getirdikleri kültür, edebiyat ve basın faaliyetleri derinlemesine incelenmiştir. Evet, Kıbrıs Türk basının başlangıç tarihi içinde nadir ama sürekli gazetelerinden biri olan Hakikat Gazetesi, Kıbrıs Türk basın tarihinde Hakikat Gazetesi'nin yeri adlı bu çalışmamız ile hem yeni araştırmalara fayda sağlanacak, hem de Kıbrıslı kültür ve edebiyatı başta olmak üzere siyaset, eğitim, din, sosyal konularda önemli veriler sunacağını düşünmekteyim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, değerli Ahmet hocamıza çok teşekkür ediyorum bu sunumundan dolayı. Sorular varsa hemen alalım. Evet. Sorabilir miyim ben? Tabii hocam, buyurun. Ahmet Bey hocam, bu Kıbrıs'ta çıkan gazetelerin bilginiz varsa tabii. Eski yazıdan yeni yazıya geçme süreci Türkiye ile
eş zamanlı mı oldu, daha sonra mı oldu, nasıl bir süreç var orada? Daha şimdi Kıbrıs Türkleri biraz önceki yazımda da bahsettim. Yani bir 10 yıl gecikmeli almıştır. Dolayısıyla Türkiye ile aynı tarihte geçmesi söz konusu değildir. Yani Kıbrıs'a gelmesi daha uzun yıllar almıştır ama en önemlisi nokta şunu ifade etmek gerekir kıymetli hocam. Yani Kıbrıs Türkleri hiçbir zaman ana vatan Türkiye'den kopmamıştır. En kötü dönemlerde bile daima yüzünü Türkiye'ye çevirmiş, orada olan bütün edebi olayları, edebi çalışmaları, siyasi olayları takip etmiş ve bunları gazete vasıtasıyla halkını bilinçlendirmek suretiyle hep yönlendirmiştir. Ve zaten bu gazetelerin en önemli amaçlardan bir tanesi de milli bilinci, milli şuuru uyanık tutmak ve halkı bilgilendirmek olmuştur. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bu arada Ünal Gül Bey diyor ki hocam herhalde 1571'den önce de Türk vardı diyoruz artık biz Kıbrıs evet. Adası'nda. Tabii evet. Ahmet Bey de çok iyi biliyor. Dolayısıyla önemli bir konuydu. Kıbrıs'ta Türk basını ve tabii şunun vurgulanması zaten bilimsel olarak da birçok defa ortaya koyulmuştur. Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Kıbrıs Türk basını kesinlikle en zor günlerinde dahi ana karadan kopmamıştır. Bunun özellikle ilmi olarak da ortaya koyulması bizim için son derecede önemlidir. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz.